Arkadaşlar herkese merhaba. Herkese selamlar. Bugün hava çok güzel. Hafta sonu, cumartesi günlerden Ankara'dayız. Evet. Böyle bir günde, böyle bir havada ne yapılır Kaan? Ne yapılır? AVM'ye gidilir. AVM'ye gidilir, AVM'de gezilir, sinemaya gidilir, yemek yenilir, eğlenilir, oynanır, zıplanılır, sonra eve dönülür. Biz de bugün bunu yapacağız. Peki neredeyiz? Şöyle. Ve Ankamol. Türkiye'nin en büyük AVM'si. Şöyle otoparkında gösterelim Kaan'cığım. Bizim arabayı çekersen. Bizim arabayı da çekelim. Renault Spring. Şöyle bir şeye bakalım. Otoparkımız gayet şık, büyük. Bayağı araba var. Bu arada biraz daha ekipman almaya başladık. Selfie çubuğumuz var. Selfie çubuğu var arkadaşlar. 4 TL. Kardeşim senin gözlüğün yok herhalde. Korneyan benim gözlük, yandı. Benim gözlük. YouTube'dan para gelmeyince gözlüğü sattım. AVM'de güvenlik önlemleri alınmış vaziyette. İçeri girerken telefonunuzu bırakıyorsunuz. Ben kendimi güvende hissediyorum. Şu da klasik kimseye vermedikleri arabalar. Arabalardan biri. Memur adama hiç çıkmaz. Hakikaten kime çıkıyor lan bu? Benim arabayı valeye vermeye çalıştım. Almadı. Almadı. Zorla verseydin. yürü bitmeyen bir bahçesi var. Çok düzenli gerçekten. Her yerde araç var. Ve nizami park. Kaldırımın üstü, kaldırımın yanı. Birazdan Ankamol'un içinde de göreceğiz. Çeşitli aktiviteler, oyunlar var ama benim en çok sevdiğim şey şu köşedeki havuz. Ha. Öyle mi diyorsun? Ben rahatlıyorum buradayken. Ferahlık böyle. Ferahlık. Sen seviyorsun. Suyu ve yeşili seversin. Suyu sen. Yeşili seviyorum. İkisi de burada var. Şöyle gösterelim. Yeşil burada. Hemen şurada da havuz var. Suyu da göster istersen. Suyu da birazdan göstereceğim. Gördüğünüz gibi çocuklar mutlu. İnsanlar mutlu. Evet. Bu güzel cumartesi gününü AVM'de geçirmekten dolayı. Evet, şöyle görüyorsunuz. Su. Su birikimi. Huzur. Huzur. Huzur etiketiyle birazdan Instagram'da paylaşacağız. Şimdi gireceğiz Ankamol'e. Şöyle girelim. De gösterelim. Nereden gireceğimizi. Birçok kapısı var. Biz genelde bu kapısından girmeyi tercih ediyoruz. Bu kapısı sakin oluyor. Sakin oluyor. Genelde bize çok yoğun ilgi olduğu için girişlerde üst arama olsun. Bu kapıda pek aranmıyoruz. En azından cepte telefonunu geçebiliyorum. Güvenlik tanıdık. Güvenlik tanıdık olduğundan sıkıntı çıkarmıyor. Şimdi plan yapalım diyorum ben. Gerçekten her mağazayı gezmek istiyorum ben. Hepsi birbirinden önemli. Evet. Her katı gezmek istiyorum. Özellikle mimari yapıdan da inceleyelim. Hani AVM'lerin hep böyle alışveriş yapma, işte bir şeyler yeme, sinemaya gelme olarak değerlendiriyoruz. Değil. Bence bir çok, bina olarak da değerlendiriyoruz. Çok daha fazlası. Evet, şimdi birazdan güvenlik kontrolünden geçeceğiz. Hemen gösterelim. Yoğun bir güvenlik önlemi var. Evet, güvenlik öneminden başarıyla geçtik. Evet, takılmadık. Takılmadık. Ben biraz gerildim. Bana bir kaş göz yaptı hayırdır diye. Oh! Vallahi yani güzel parfüm kokuları da geliyor. Evet. Mutluluk bu ya. Ben danışmayı bulmak istiyorum. Danışmaya ne soracaksın Kaan'cığım? Nerede yemek yenir? Karnım biraz aç da. Güzel soru. Yani gerçekten her AVM'de farklıdır yemek yerleri. Ben Ankamol'un yemeklerini çok beğenirim ama. Öyle mi? Ankamol'un yemekleri başka. Ankamol'de bir burger yedim. Öyle bir hamburgeri Amerika'da yemedim değil mi? Ankara burada arkadaşlar ya. Benim kafam karıştı. Ankamol beni hep böyle yapıyor. Kafamı karıştırıyor. Aa şey var, aşağı katta oyun salonu var, oraya gidelim bak. Tamam, ilk önce eğlenelim. Önce bir eğlenelim, bir stres atalım. Şu negatif enerjiden bir kurtulalım. Evet yani Kaan mesela sadece beton da yok. Bak yeşillikler de var. Aynen, gerçekten. Şurayı da göstereyim arkadaşlar, bakın. Ya yok yok yani, yok yok. Doğayla iç içe bir AVM. Sonbahar indirim olabilir mi? iPhone'u bozduranların sırası. Bu videodan sonra tüm markalar bizi dava açarsa... Bu arada Kaan'cığım ben çok AVM'ye dolaştım. Evet. Ankamol gibisini görmedim. Şimdi birazdan bakın. Birazdan öyle şeyler göreceğiz ki... Bakın adrenalin ve serotonin aynı anda salgılanıyor. Hatta biraz dopamin. Action time! Ankamol'de action time. Şöyle yaklaştıralım. Çocukları görüyorsunuz. Evet. Hopluyorlar, zıplıyorlar. Sosyalleşiyorlar. Biz de deneyeceğiz birazdan. Kaan bir an gözüne korku geldi değil mi? Ne güzel be Kaan. Yani hava güzel. En alt kattayız. En alt kattayız. Nemden kurtuluyoruz. Nemden kurtuluyoruz. Güneş almıyor, gözün kısılmıyor. Ve zıplıyorsun. Evet. Evet.
Muazzam. Devam edelim istersen. Ve para veriyorsun. Üstüne de para veriyorsun. Evet arkadaşlar. Ankamol'a gelip Tantini Fortini'ye gelmeden gitmek olmaz. Neymiş o be? Tantini Forti. Tantini. Şundan aldık arkadaşlar. Şundan aldık arkadaşlar. Granit diye. Teflon çıktı. Ulan 3 liralık tava kullanıyorsun. Granit tavayı öğrenmiş, burada satıyor arkadaşlar. Granit yani tava yalan arkadaşlar. Türkiye'de öyle bir tava yok ya. Granit kaplamaymış o. Yapışmaz diye aldık. Tenle zor yıkadık. Öyle söyleyeyim. Yağ yapışıyor ya, böyle bir şey yok. Sıvı yağ yapıştı tavaya. Evet, hiçbir zaman anlayamadığım bir şeyi soracağım ben evet. Buradan. Şu dükkana sormak istiyorum. Neden valizler bu kadar pahalı? Gösterir misin? Arkadaşlar valizler cidden şey ya. Ya bir şey neden bu kadar pahalı olabilir? Ya gerçekten kaliteli valiz herkesin hakkı değil mi arkadaş? Aynen öyle. Yani ben de istiyorum dışı sert valizlerden, dışı parlak. Bıktık eşantiyon valizle tatile gitmekten. Hakikaten öyle ya. Aldığım valizler hep birbirine benziyor. 3 aylık. Kırılıyor, yamuluyor. Arkadaşlar Ankamol şu anlamda çok ilginç. Her an kaybolabiliyorsunuz. Evet. Yani nerede olduğunuzun bir önemi yok. Anons yapılıyor. Anons. İhtimal bizim arabayı çekin diye anons yapıyorlar. Evet Kaan, Swatch nerenin markası? Swatch Malatya. Yok şeydi. Swatch yurt dışı bir marka. Herhalde İsviçre olmalı. Victoria's Secret. Buraya yılbaşında girelim. Görüyorsun arkada yeşil tonları kullanılmış. Açlık hissi uyandırıyor. Kendini böyle şey hissediyorsun. Yabani. Evet. Ve hani hemen yemeğe girişecek. Hemen. Doğru. Evet arkadaşlar, şimdi yemeğimizi yedik. Kimsenin canı çekmesin. Göstermedik yemeği. Evet, göstermedik oysa. Bir havaalanı diyorum ya. Evet. Bir havaalanı. Sıkıldık, bunu aldık. Şurada da balon var ama almayacağım. Bilmiyorum. Almam. En havalı teras alanı seçilmiş burası. Kim seçti bilmiyorum. Ama bir bakalım. Ankamol'ün terası arkadaşlar. Mis gibi. Gördüğünüz gibi manzaramız böyle. Gerçekten temiz hava. Oh. Ne ararsanız var. Burası yemek katı. Yani yine çocukları düşünmüşler. Yani ben yemeğimi yerken çocuğum da eğlenebilecek. Kafam rahat olacak. Tabii. Ağlamayacak. Dırdır vır vır yok. Ağlıyorsan gel şurada oyna. Baba bana dondurma al. Baba bana hamburger al. Yok. Oyna kardeşim. Kay. Para var mı baba? Yok. Sormak yok. Mız. Güzel şurada, çözüm. Şurada oyna. Ama kitap konuşurken bu sırada çok ilginç bir şey oldu. Bu sırada tabii Türkiye'den bir sürü çok önemli, çok değerli gazeteciler gitti. Hatta işte Obama'dan işte güzel. O anlamda gerçekten ben beğendim. Ilginç. Ben bir tane alacağım bu kitabı. Gördüğünüz gibi izlenme rankım oldu. Gel kardeşim. İşte benim Cumhurbaşkanı'nın kızı. Ya. Teyze, dolan benim sırtım, elim her yerim ağrıdı. Sence ne gider bize? Bir masaj gider. Ankamol bunu da düşünmüş. Şöyle göstereyim. Bu da profesyonel masaj. Formu dolduruyor. Artık sözleşmeyi imzaladık. Herhalde sen vücudu komple. Yalnız şöyle bir durum var. Dakikası 2 TL diyorlar ama minimum 10 dakika masaj varmış. Bu da herhalde tüketiciyi bilgilendirme. Nasıl hissediyorsun? Şu anda heyecanlıyım. Heyecanlısın. Boyun masajı mı aldın sen? Komple aldım kardeşim. Arkadaşlar Nevzat yaklaşık 25 dakikadır masaj yaptırıyor. Kendinden geçti masaj yaptırırken. Ama endişe ettiğim bir taraf var. Nevzat diye seslenmeme rağmen herhangi bir tepki vermedi. Bu beni korkutuyor. Masaj bitti sanırım. Ve devam edelim şu halde. Ağrıyor mu? Yok. Evet, yaklaşık 45 dakikadan sonra Nevzat yanımıza geldi. Tüm parasını burada bitirdi sanırım. Bitirdim. Nasıldı? Ben beğendim. Yani yoruldum AVM'ye dolaşmaktan. Sırtım ağrıdı, boynum ağrıdı, belim ağrıdı. Gel kardeşim. Birazdan Nevzat'ın meşhur markasına doğru gideceğiz. Gömleklerini aldığı, tişörtlerini aldığı marka. De facto Kids. Tam önündeyim. Loft.
Para bunda arkadaşlar. Bakmayın böyle ağladığına. Ben de Nevzat'tan borç alıyorum. Evet, Ankamol'u bitirdik. Yani ben tatmin oldum. Ben de tatmin oldum. Yedik, içtik, eğlendik, zıpladık. Bir puan versen, kaç puan versin? 10 üzerinden. Ankamol'ün yeri benim için her zaman farklıdır. O yüzden bir objektif davranamayacağım. Ben Ankamol'e 10 üzerinden 9 veriyorum. Çok iyi bir puan. Nevzat'tan 10 üzerinden 9 aldı. Ben park yeri sorunları nedeniyle 8 veriyorum. Aa, evet. Mimari yapısı, okey. İçerisindeki dükkan sayısı fazla. Yemekleri lezzetli ama park yeri maalesef yok. O yüzden 2 puanı oradan kırdım. Sen bir puan nereden kırdın? Ben bir puanı masajda sürdükleri hacıyağından kırdım. Evet. Egzotik bir bitki yağı beklerken hacıyağı çıktı. Vücuduma yapıştı ve hala acısını çekiyorum. Kokuyorum değil mi? Sana da geliyor. Evet. Ne yapalım? Artık. O zaman arabamıza binelim. Hala olur. Çekmedilerse. Tabii. Henüz bir ceza almadıysa araba durduğu yerde. İnelim ve yeni hedefimize doğru yola çıkalım. Bence. Hadi gidelim. Haydi. Şimdi neredeyiz? Anteras. Aile ve Yaşam Merkezi Anteras. Evet, biraz da Anteras'ta gezelim. Antares'miş lan. Bakalım burada güvenlikler nasıl Kaan'cığım? Burada biraz daha zayıftır. Öyle mi? Yani Ankamol Amerika girişi ise burası daha çok Yunanistan. Göreceğiz şimdi. Geçtin mi? Geçtik herhalde, sıkıntı yok. Evet, bir ötmeden geçtik buradan da. Biraz da hipster mekanı H&M'e gelelim. Nevzat burayı gün be gün takip ediyor. H&M indirimlerini yakından takip ederim. Sakalları bile H&M'den aldı arkadaşlar. Sakallar H&M'den. Ne yapalım, bir telefonları şarj edelim mi? 1 TL'ye telefon yakan şarj aletleri. Gel sana bir kahve ısmarlayayım. Hadi, hakikaten ben bir kahve ısmarlayayım. Aynen. Sabahtan beri gözünün içine bakıyorum lan ısmarlayayım. Bu ne kardeş, sıra mı şu? Starbucks'a gelen sıraya katlanır. En son bu sırayı doğalgaz alırken Ankara'da kışın Kızılay metrosunda görmüştüm. Yani Ankara'da ya Starbucks'ta ya doğalgazda sıra olur. Ne içersin? Ben şimdi menüye bakacağım Kaan'cığım. Sen merak etme kardeşim. Yani ben ısmarlayacağıma göre bir Türk kahvesi diye düşündüm ben ama. Türk kahvesi ne kadar? En ucuzlardan biri. Çünkü uzaktan bir 5 gördüm. Yeterli dedim. Şu mangolu falan bir şeyler vardı, 15 lira, ondan alayım, büyük boy. Kaan'cığım, Starbucks'ta bildiğin 2 tane kahve ismi sayar mısın? 3 tane bile sayarım. Say lan. Türk kahvesi, filtre kahve, menengiç. Gözüne ilk çarpan farklılık nedir Ankamol'le kıyasladığın zaman? Yürüyen merdivenler daha geniş. Öyle mi? Evet, bir tık daha geniş. Bir de cam yok. Burada bahçe var mı? Bakmak lazım. Burası biraz daha doğadan uzak. Evet. Yani Ankamol kadar yeşillikli değil. Ama tabii daha yeni başladık. Belki karşımıza çıkacak. Ankamol'ün havası ayrıydı ama. Oranın teması doğayla iç içe bir AVM. Burası daha modern, daha plaza hayatının yaşandığı bir AVM gibi duruyor. Çünkü yani dikkat ediyorum şu ana kadar. Herkes beyaz yakalı burada. Etlik'tendir o. Etliğin geneli beyaz yakalıdır. Etlik'ten. Etlik Keçiören biliyorsun, beyaz yakalıların. Tabii. Yani İstanbul'un 4. Levent'i Ankara'nın Keçiören Etliği. Evet. Fırsat ürününün fiyatına bakıyorum, 7 milyar. Gerçekten bu fırsatı kaçırmamamız gerekiyor. Bu fırsat gerek. Kaçmaz. Ne ürün, ne? Televizyon mu? OLED TV. Peki LED ile OLED arasındaki fark biliyor musun? OLED oval oluyor. Bravo. Hiç beklemiyordum senden. Ağzının payını aldın mı? Evet, ben gidiyorum. Evet, çok enteresan bir şey. Burada tam ortadan asansör geçiyor. Evet, asansör ortadan geçiyor burada. Havuzu da içeri yapmışlar anterasta. Aa, vay, lütfen güzel. Ankamol de dışarıdaydı, burada içeride. Evet. Daha iyi mi? Bana sorarsan dışarıda olması daha iyi. Ama böyle sevenler de var, böyle tercih edenler de var. Şöyle gösterelim. Çiçekler var hemen. Biraz incelerim istersen botanik anlamda. Sen bu konuda ilgili ve ilgilisin diyebiliyorum. Çiçekler güzel, orijinal çiçekler. Evet, uzun zaman sen botanikle uğraştın. Botanikle uğraştım bir dönem. Hı hı. Kırmızı menekşe. Evet. Buna bir bakacağım. Bu pembe menekşe. Bu
Pembe Menekşe. Genelde Menekşe burası. Menekşe. Menekşe nasıl bir bitki Deniz'de? Menekşe tropikal bir bitki normalde. Suyu sever. Suyu sever, toprağı da sever. Ama humuslu toprakta yetişir. Yani her toprakta menekşe yetiştiremez. Evet, bunlar arkadaşlar önemli bilgiler. Kurcala şöyle, sadece bir mizah kanalı değil, aynı zamanda botanik kanalı. Botanik kanalı. Şöyle elinize bakın. Evet. Şöyle yaparsanız. Şöyle yakından gösterirsen. Tabii. Şöyle yaparsan. Şu an sevildiğini biliyor. Nasıl koktu? Hiç kokmadı. Hiç kokmadı. Çünkü yani ama ya bak menekşe, gerçek menekşe kokmaz öyle. Evet. Elini vurmayla. Nane mi kardeşim bu? Evet, ses kontrol. Yeni bir etkinlik. Hemen gidelim. Hemen yeni bir etkinlik var. Kaçırmayalım. Evet, Danka Mall'de söyleşi etkinliği vardı. Burada da zannediyorum bir konser mi var acaba? Evet. Herhalde orada bahsedilen kitaptı değil mi? Kitaptı. Şifanın Eli diye. Şu çok güzel bir şey. İnsanlar geliyorlar buraya. Aa, sünnet düğünü. Arada gerçekten. Toplu sünnet töreni var. Sünneti burada mı yapıyorlar? Düğünü mü burada acaba sadece? Yok lan sünnet düğünü değil mi? Tatar sünneti. Tatar sünneti mi? Evet. Bu Tatar sünnetidir. Şimdi göstereceğiz. Kaan'ın genel kültürü bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yerel bir konsere sünnet düğünü dedi. Benim hoşuma gitti. Şimdi başlıyorlar. Yani tabii. Domburayı çalarlar mı? Dombura bu. Dombura akustik. Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazakistan Büyükelçiliği'nin katkılarıyla Kaan nasıl buldun Kazak Halk Dansı'nı? Vallahi şöyle söyleyeyim, ben Kolbastı'yı gördüm. Öyle söyleyeyim. Yani Kolbastı'ya çok benziyor. Kolbastı'yı andırıyor muydu? Andırıyor, hatta çalıntı bile olabilir. Ben senin kadar karamsar düşünmüyorum. Çok özgün bir danstı. Keçiören yalnız biraz yabancı kaldı gibi. Yani yerli alttan yoğun ilgi var ama dansı tam çözemediler gibi. İzleyenleri dinleme şansı yakaladım, kulak misafiri oldum. Bu nasıl müzik, biraz sesini kısıtlayanlar oldu. Yoğun bir müzik geldi. Ama ben de sevdim yani, hani andırıyor dediğime bakma Kolbastı'ya, güzel, mutlu evet. Oldum yani. Şimdi neredeyiz? Şu an Anteras'ta mükemmel bir oyuncağın yanındayız arkadaşlar. Anka evet. Mall'de var da burada yok mu diyebilirsiniz. Burada evet. Da var. Daha güzeli var. Özellikle Keçiören, Yeni Mahalle civarında yaşayan Ankaralılar hafta sonları buraya akın ediyorlar. Çünkü aniden düşüyor çocuklar. Düşüyormuş gibi. Hoppa! Eğlencenin merkezi Anteras. Genç, yaşlı, çoluk, çocuk, memuru, özel sektör çalışanı. Herkes burada arkadaşlar. İşin ilginci çocuklar hiç bağırmıyor. Galiba bayıldılar. Evet, soldaki bayıldı. Evet, şimdi bağırdılar. Alet aynı zamanda kalp masajı da yapıyor. Ben şunu duydum arkadaşlar. Ailesi tarafından TEOS'ta başarılı sonuç alamayan öğrenciler cezalandırılıyormuş burada. Evet. Bir daha yapacak mı? Ne demek dört yanlış yaptın? Demek hocanı dinlemezsin he? Haylaz seni. Birazdan sağlık ekipleri gelir. Arkadaşlar şu anda Anteras'ın yemek katındayız. Evet. Bir kıyaslayalım. Anka Mall'e göre nasıl? Büyük mü, küçük mü? Olanakları nasıl? Yemekleri nasıl? Anteras yemeği nasıl? Bir bakalım. Burası da Anteras'ın mutfağı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi akşam güneşi düşünce daha da güzelleşiyor burası. Burada çok kalabalık. Anka Mall gibi. Çok büyük bir mutfağı var Anteras'ın ama bir Anka Mall değil herhalde. Yani yapısı biraz farklı. Evet. Bir insan seli var. Birikintisi var değil mi? Yığını. Herkes bir arada yiyor. Biraz daha samimi geldi bana. Daha samimi? Evet. Burada da boş masa yok neredeyse. İstersen biraz işlerine doğru gidelim mi? Evet. Ne yiyorlar bir bakalım. Şöyle. Çok ilginç şeyler var burada, yemekler. Evet. Yani burada da çok ilginç şeyler var. Özellikle fast food. Hiç görmemiş. Fast food çok tüketiliyor. Yani karnımız aç değil şu an. Çünkü Anka Mall'da karnımızı doyurduk. Ben birkaç kişiyle konuşma şansı yakaladım. Yemekler nasıl dedim. Güzel. Böyle yaptılar. Gayet güzel dedi. Güzel demek. Evet. Bu her dilde güzel demek herhalde. Tabii. Sen buraya geldiğinde ne tercih ediyorsun, ne yersin? Ben genelde yöresel bir şey yemeyi tercih ederim. Yani o oranın nesi meşhursa onu yemeyi tercih ederim. Anladım.
Antares'in de lahmacunu meşhurmuş. Öyle mi? Evet. Ben Antares'in mercimek çorbası meşhur diye biliyordum ama lahmacunu meşhurmuş. Seni kandırmışlar diyeyim ben. Öyle mi diyorsun? Tabii. Buranın mercimek çorbası. Kaç kez mercimek çorbası içtin la burada? 4 kez. O zaman doğru. Arkadaşlar, ikinci AVM'miz olan Antares'i da az önce gezdik, dolaştık, bitirdik. Kaan'cığım görüşlerini alalım ve kaç puan veriyorsun Antares'e? Şimdi ben Antares'in yeri bende her zaman farklı. Tabii. Çünkü bir duygusal bağım var. Tabii, doğru. Bana yakın olduğu için. Evet. Bizim mahallenin AVM'si sonuçta. Evet. O yüzden ben 10 üzerinden 9 veriyorum. 9 mu? Evet. Duygusal. Sen... Duygusal bir puan oldu. Yani buraya 10 üzerinden 9 veriyorsan sen AVM'i görmemişsin demektir. Çok görmedim. Ben Antares'a 10 üzerinden 7 veriyorum. Neden? Yani normalde 5 verirdim ama 7 vermemin sebebi içeride yapılan etkinlikler, işte Kazak dansları. Kazak müziğine doyduk bugün. Kazak müziğine doyduk. O tarz etkinlikler insanların birbiriyle kaynaşması açısından da iyi olduğu için benim çok hoşuma gitti. Ama neden düşük puan verdim? İç mimarisini sevmedim. İçeride yeşil alan pek yok. Anka Mall böyle değildi, hatırlarsın. Epey bir ağaç vardı. Burada 2-3 tane menekşe var. Onun dışında hiçbir şey yok. Yani ben şu an şaşırdım. Gerçekten ilk defa itilafa düştük. İçeride nasıl mimari yok? Gerçekten kör olmalısın yani, diyorum. Anka Mall'ı tam ortadan geçen asansörü nasıl kaçırdın? Gerçekten hayret. Şimdi hayret. Ama keramet asansördeyse her yerde asansör var. Hayret. Yürüyen merdiven genişliğini her unutma. O genişlik tamam. Unutma. Ama sonuçta iki kişi yan yana durabiliyordu. Yani 7 değil yani, özür dilerim ama 7 değil. Ben gerçekten puanlama bu şekilde devam ederse ben bir daha AVM'ye gelmem senden. Yani tekrar düşünüyorum ama yine 7 vereceğim. 7 mi? Yine 7 vereceğim. 10 üzerinden 7 yani, Antares'i. Şöyle söyleyeyim o zaman arkadaşlar, siz de bu videoyu izlediğinizde eğer Antares'i biliyorsanız alta 10 üzerinden kaç verdiğinizi yazarsanız evet, bazı arkadaşlar yüzüne utanma gelecektir diye düşünüyorum. Anka Mall'ı yazın arkadaşlar. Orada bir yorumlarda biz anlarız. Anka Mall kaç puan? Antares kaç puan? Kaç puan yazın. Arkadaşlar şaka bir yana yazın, yorum yazın. Evet. Biz okuyoruz hepsini. O zaman bir sonraki hafta başka bir yerde diyelim. Nere olacağı belli olmaz. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Öpüyoruz sizleri. Hoşçakalın.